insanız ya. Bazen söylenilenlere takılabiliyoruz. Bazen yapılan davranışlara takılabiliyoruz. Bazen hal, hareket, tavır ve o mimiklere, o nidalara takılabiliyoruz. Haklısın ancak her şeye takılıyor olmak da bizi bu hayatta geriye atar. Yapacaklarımızı unuturuz, hedeflerimizi unuturuz, hayallerimizi unuturuz. Yani beynimiz diğerleriyle ilgilenmekten kendisine odaklanamaz. Kendimize yatırım yapamaz hale geliriz. Bugün seninle biraz bu konuyu böyle açmak istiyorum. Çünkü şu anki ortamda muhakkak iş hayatında böyle bir güç savaşı vardır. İnsanlar böyle yüzüne gülüp arkandan kuyunu kazıyor olabilir. İyiymiş gibi davranıp aslında senden aldıklarını işte bir üstündeki kişi kimse onunla paylaşıyor olabilir. Onları anlatıyor olabilir. E sen de bunları duyuyorsundur, görüyorsundur, ayna gerek var, niçin bunu yapıyorlar diyor olabilirsin. Ya da aile ortamında işte gelin kaynana görümce vesaire o tüm ma aileyi düşün. Amca, yenge, hala, teyze artık neyse yaşadığın sorunu gözünün önüne getir. Niçin bunu yapıyorlar, neden böyle davranıyorlar, neden A'yı Z diye aktarıyorlar dediğin muhakkak oluyordur. Şimdi şunu unutmanı asla istemiyorum. Bu hayatta her şey de bizimle ilgili değil. Yani o kadar sandığımız kadar da o çok zirvede de değiliz bunu unutmayalım. Bazı yaşadıklarımız yani insanların bizimle bu kadar uğraşmasının bir sebebi benimle ilgili olabilir. Bir sebebi kendileriyle ilgili olabilir. Şimdi bir sebebinin kendileriyle ilgili olması ne demek? Biraz sana bu konu hakkında bilgi vereceğim. Eğer kişi çocukluğundan bu döneme kadar sürekli yetersiz hissettirildiyse, değersiz hissettirildiyse, mutsuzsa, hayat enerjisi yoksa, kendi iç dünyasında kendini hep mutsuz hissettiyse Şimdi senin bulunduğun ortam ona kendi çocukluğundaki mutsuzluğu, yetersizliği, özgüvensizliği hatırlatıyor olabilir. Ki muhtemelde zaten böyledir. O halde bunu hisseden insanlar iki şekilde tepki verir. Sen iyisin ancak ben kendimi senin kadar iyi hissetmiyorum. O halde ne yapmalıyım? Senin de iyi olmanı istemiyorum. Senin kafanı karıştırmaya çalışır, sana verdiği nasihatlere, öğütlere ya da işte tavsiyelere baktığında bu aslında sana iyi gelmeyecek olan tavsiyelerdir. Seni asla iyi hissetmeyecek olan yönlendirmelerdir. Sen bunun farkındasındır ancak ona bir şekilde sınır koyamıyorsundur, onu durduramıyorsundur. Bu hep senin kafanı karıştırıyordur. Bu bir cepte kalsın olur mu? İkincisi de şu, bir de ee, psikolojisi bozuk olmayan, saf kötü olan, gerçekten karşısındaki insanın ne gülmesini ne mutlu olmasını ne herhangi bir şeye sahip olmasını istemeyen insanlar vardır. Bunlar saf kötüdür. Yani sen sürekli her üzüldüğünde, her bir şeyi başarısız yaptığında ya da bazı şeylere yetemediğinde bir şekilde onlar seni gördükçe kendi içlerinde o mutluluğu hissederler. E bakarlar senin hayatında gayet düzende gidiyorsa o halde zihnine nifak tohumları sokmaya çalışırlar. Yani buna başlarlar. Seni diğerlerine karşı doldururlar. Bu aile ortamında olur ya da iş ortamında çokça olur. Yani dersin ki hani tamam o benim hakkımda kötü düşünüyor, bu benim hakkımda kötü düşünüyor, e, herkes mi benim hakkımda kötü düşünüyor? Bazen insanlar seninle yakın kurabilmek için biliyor musun o senin için ne dedi biliyor musun o senin için nasıl bir cümle kullandı o senin için ne düşünüyor gibi söylemlerle size gelir. Lütfen bu oyunlara, bu tuzaklara gelmeyin. Zaten bir diğerinin söylemini sana gelip aktaran kişi emin ol ki bir ötekiyle oturduğunda senin dedikodunu yapıp senin yanına geldi. Yani kesinlikle iyi niyetli değil. İyi niyetli olan insan zaten diğer insanla oturup konuştuğumda o daha sana dair ağzını açmadan diğer insan onu durdurur der ki: "Ya o benim arkadaşım. Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu ortamın, bu sohbetin içerisinde de bulunmak istemiyorum. Lütfen, e, lütfen bu konuyu kapatalım." Orada o netliği, rahatsızlık duygusunu karşı tarafa verir. Ancak orada ...hiçbir şey demedi, durdu, dinledi... ...karşı tarafa da bunu anlattırdı... ...sonra iyi niyetliymiş gibi senin yanına geldi... ...ay biliyor musun o senin için neler dedi... ...neler düşünüyor işte... ...yok patrona şöyle dedi, yok ailede şunu yaptı... ...bunu dedi vesaire diyorsa... ...en büyük düşmanlarından biri zaten yanında duruyor... ...yanı başında... ...yani biz böyle çok uzaklarda arıyoruz düşmanı... ...ancak düşman çoğu kez zaten... ...yanı başımızdaki insan çıkıyor... ...o yüzden e, bu oyunlara... ...eğer gelmezsek ne olur daha kendimizi kaybetmemiş oluruz. Çünkü kendimizi kaybettiğimizde kontrolümüzü kaybediyoruz. Bir insanın seninle iletişim kurma biçimi sana karşı aslında hissettiği duyguların yansımasıdır. Bir bak bakalım. Diğerleri falancalar senin hakkında şunları söylüyor, şunları anlatıyor vesaire diyorsa orada bir dur. Ona şunu söyleyebilirsin. E peki onlar benim hakkında madem bunları söylüyordu, konuşuyordu. O ara sen ne yapıyordun? O ara sen nasıl cevap verdin? Sen neden sustun? Sen niçin beni savunmadın gibi cümleler ona kurabilirsiniz ya da sadece şunu da söyleyebilirsiniz. E sen de dinledin yani. Öyle mi? Sen de maşallah baştan sona kadar dinledin. Doğru mu anlıyorum? Diğerini zaten gerçekten sana ne söylediğini, ne aktardığını bilmiyoruz. Yani burada kafamız karışmaya çok müsait. E biri sana gelip işte falanca şöyle dedi, falanca böyle dedi diyorsa bu zaten sağlıklı bir tutum ve davranış değil. Buna kesinlikle inanma. Orada onu durdur. Biz, aha işte bak biliyor musun o benim hakkımda şöyle demiş, o da geldi bana söyledi diyerek kendimizi kandırıyoruz. Hani ay ne kadar iyi dost ya, bak ne güzel akraba, ne güzel arkadaş, iş arkadaşı vesaire diyerek kendi gözümüze bir perde indiriyoruz ve bunu fark etmiyoruz. Bunu yapmayalım artık. Artık gözümüzü çok daha fazla açalım. Artık duygusallığımızı kontrolü, mantığımızı ön plana koyalım. Şu anki devir zor, şu anki hayat zor. İnsanlar insanların üzerine basabiliyor, ezip geçebiliyor. Yani birdenbire o bir sürü yalanlar fırtınasına bürünebiliyor. İnsanın kafası karışabiliyor. O yüzden daha ne kadar kontrollü, sağlıklı, ve öz bir şekilde iletişim kurarsak bu sana da bana da her birimize iyi gelecek. Çünkü şunu unutmamalıyız ki iş ortamındaki arkadaşlıklar gün sonunda sen zaten iş ortamında onunla rekabetsin. Yani sen onun rakibisin. O sana gelip de seni savunduğunu, senin hakkında iyi düşündüğünü vesaire anlatmayacak. Yani gün sonunda orada sen zorunlu bulunman gereken insanlarla birliktesin. en büyük böyle tabloya baktığımızda sana bunu anlatan arkadaşının da sen rakibisin. Yani iş ortamında bu kadar duygusal bir dünyaya karşı bir bakış açımız olursa orada kaybederiz. Bu iş hayatı. Evet orada arkadaşlıklar olabilir ancak kendine şunu söylemesin. Seviyeli. Gerçekçi değerlendirelim. Gün sonunda o benim rakibim, ben onun rakibiyim. Kendine lütfen bunu anlat. Ya da aile ortamında. Yani zaten aile ortamında e, herkes böyle birbirinin gözünün içine bakar. O bana şunu mu ima etti, o bana bunu mu diyecek yoksa o bana serin mi davrandı gibi gibi. E, biraz daha e, biz sakin ve kontrollü olursak, e, bu tarz konuşmalara izin vermezsek bu dedikoduların sonu yok. E, şunu da unutmamanı isterim. Zaten sen bir şeyleri başardığında, bunu sakın unutma, sen bir şeyleri başardığında bunu alkışlayanlar ve takdir edenler de olacak. Bundan ciddi rahatsızlık duyup seni küçümseyenler, ezenler, yaptığın işi basite indirgeyenler de olacak. Bu normal bir şey. Bu başarıya ulaştığını gösteren bir tutum ve davranış. Bu ne demek? İyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Bunların hepsi bir bütün. Hayata böyle daha gerçekçi baktığımızda Evet bazı şeyler benimle ilgili olabilir ancak bazı şeyler benimle de ilgili olmayabilir düşüncesi beni hayata karşı ve e, siyasi ortamlardaki o duruşumu daha güçlü olmamı sağlar. O siyasi ortam nedir? Birincisi kesinlikle iş ortamı ikincisi ise aile ortamı politik olmayı öğreneceğiz politik olmayı öğrenmezsek aman kalbim kırıldı aman ben onu çok seviyordum ben ona çok fedakarlık yapıyordum ama girersek bitti ipin ucunu kaçırdık kontrolü kaybettik demektir. Ve bizler kontrolümüzü kaybettiğimizde aslında ruh sağlığımızı da kaybetmeye başlıyoruz. İçimize atıyoruz, susuyoruz, konuşamıyoruz, sonra bedensel olarak tepkiler devreye giriyor, değil mi? İşte bir yerlerimiz ağrımaya başlıyor, kaşınmaya başlıyoruz, zona döküyoruz. Ya çok fazla yemek yemeye başlıyoruz ya hiçbir şey yememeye başlıyoruz. Uykusuzluk sorunları ortaya çıkıyor. Bunların hiçbiri boşuna değil. Lütfen unutma. Artık daha politik ve daha gerçekçi olmayı öğrenme zamanı. Devir ve zaman bunu gerektiriyor. Unutma. Dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmadıysan abone ol olur mu? Seni bekliyorum. Sevgiler.